Meclisi üyeleri siyasi partilerimizin değerli konusu saatler 14.51'i gösterdiğinde 15 saniyesi geride onarılması çok zor izlerin yanı sıralarıyla olası bir afet anında hepiniz hoş geldiniz efendim. Bir kere daha haber etsek güvenli bir şekilde çıkış yapalım. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için acil İzmir'i geliştirdik. Deprem sonrası enkaz altında kalırsanız, mobil cihazınızla acil İzmir uygulamasına girin. Enkaz altındayım butonuna basarak yardım çağrısında bulunun. Cihazınız uzaktaysa yardım çağrısı için dijital asistanınıza seslenerek beni bul komutu deyin. Bu şekilde mobil cihazınızın Bluetooth yayını açılır, konum bilgileriniz arama kurtarma ekiplerine iletilir, cihazınız bir tasarruf moduna geçirilir. Size konum bilginizin ekiplere ulaştığını anlatan sesli mesaj gönderilir. Bu sırada yanınızda bulunan kişi sayısını da ekiplere bildirebilirsiniz. Arama kurtarma ekipleri Bluetooth sinyaliyle konumunuza ulaştığında akustik dinleme ile yerinizi tam olarak belirlemek için mobil cihazınıza sesli işaret gönderir. Kurtarma çalışmaları başlar. Yaşanan acil durum sonrasında güvendeyseniz, İyi olduğunuzu uygulamanın ayarlar bölümünde oluşturduğunuz kişilerin listesinde bulunan numaralara SMS ile bildirebilirsiniz. Deprem sonrası binadan hemen çıktıysanız uygulama üzerinden en yakın toplanma alanlarını görebilir ve yol tarifleriyle hızla ulaşabilirsiniz. Unutmayın, Acil İzmir uygulamasını indirdikten sonra hemen konum bilgilerinize erişim için gereken sistemleri ve cihazınız elinizde değilken yardım çağrısında bulunabilmek için sesli komut özelliklerini aç. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Acil İzmir, sesini duyan var. 30 Ekim İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarının önemini ve bu çalışmaların ne kadar hızlı olursa o kadar fazla hayat kurtarılabileceğini bir kez daha görmüştük. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altındaki canlarımızı kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediye'mize bağlı itfaiye ekiplerimiz, AFAD, AKUT, ilçe belediyelerimiz ve farklı illerden gelen yüzlerce arama kurtarma ekibi günlerce süren çok yoğun bir çalışma gösterdiler. Tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla enkazdan 107 yurttaşımızı sağ çıkartmayı başardık. Kaybettiğimiz 117 canımız için yüreğimiz yansa da 65. ve 91. saatin sonunda kurtarılan Elif ve Ayda yavrularımız hepimize umut olmuştu. Bu uygulama sayesinde şehrimizde meydana gelebilecek olası bir depremde enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın konumlarının anında itfaiye ekiplerimize ulaştırılmasını ve internete bile ihtiyaç duyulmadan Bluetooth üzerinden ulaşmamızı mümkün kılan bir sistem. Kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın telefonuna komut gönderebilecek ve siren sesi çaldırarak konumunu tespit edebilecek. Uygulamamızın bir başka özelliği hemşehrilerimize en yakındaki toplanma alanlarını, uzaklık ve yol tarifini vererek hızlı ve kolay bir biçimde bunu gösterecek olması. Ayrıca uygulama sayesinde depremzedeler ve onlara yardımcı olmak isteyen gönüllü yurttaşlarımızın kolaylıkla da bir araya gelmesini sağlayacağız. Bu uygulamayı deprem öncesi bilgilendirmeleri içerecek ve deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardım alabilmesini sağlayacak şekilde tasarladık. Özetle, Acil İzmir mobil uygulamamız olası bir depremde her depremzedenin durumunu anlık olarak takip edebileceğimiz ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılana kadar sürekli bilgi akışıyla hayatta kalması için yapması gerekenleri sesli olarak ileteceğimiz çok özgün ve hayati bir çalışma. Değerli katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Ekim depreminden sonra kısa zaman içinde birçok mucizeleri başardık. Hiçbir vatandaşımızı kış aylarında soğukta çatısız bırakmayacağız demiştik. Depremin üzerinden bir ay bile geçmeden İzmir'deki son çadırı söküp tüm depremzedeleri başlarını sokacakları bir yuvayla buluşturduk. Başlattığımız dayanışma kampanyası sayesinde binlerce gıda ve hijyen kolisi,
haricinde depremzede vatandaşlarımızın yeni evleri için koltuk, beyaz eşya, ayakkabılık, vestiyer, aklınıza ne geliyorsa bir evde olması gereken her türlü farklı kalemde her türlü ihtiyacını karşıladık. Deprem sonrası en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm demiştik. İzmir'de 248 hektarlık alanda yürüttüğümüz büyük dönüşüm seferberliğine hız verdik. Depremde evi zarar görmüş hiçbir yurttaşımızın hak kaybına uğramasına izin vermeyeceğiz dedik. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden riskli yapıların dönüşümü için oy birliğiyle karar çıkarttık. Şehrimizdeki binaların riskli olup olmadığını tespit etmek ve herkesin oturduğu evde güvenle oturmasını sağlamak için İzmir'in yapı stoğu envanterini çıkartacağız demiştik. Bütçemizden 200 milyon lira ayırdık ve inşaat mühendisleri odamızla yaptığımız protokolle 200 günde 33 bin binanın deprem güvenlik karnesini çıkartacağız. Olası tüm depremlere hazırlıklı olmak için her türlü çalışmayı yürüteceğiz. Bilgi teknolojileri ve dijitalleşmenin sağladığı imkanlarından faydalanacağız demiştik. İşte bugün olası bir depremde teknolojinin faydasıyla çok daha hızlı müdahale edip daha fazla hayatı kurtarmayı mümkün kılacak Acil İzmir mobil uygulamasını hayata geçiriyoruz. Böyle hayata bir çalışmayı İzmir'e kazandırmak, ülkemize pek çok konuda olduğu gibi öncülük etmek bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Bu itibarla depremde yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha anıyor. Acil İzmir mobil uygulamamızı geliştiren Bilgi İşlem Dairesi, Harita ve CBS Daire Başkanlığımız başta olmak üzere itfaiye dairemize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Çok kısa sürede hazırladığımız bu uygulamayı halkımızın hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Umarım hiçbir zaman bu uygulamayı kullanma ihtiyacımız olmaz. Ama eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak, Acil İzmir uygulamasının pek çok canı kurtaracağından yürekten inanıyoruz. Arkadaşlar, afet bölgesini güvenlik altına almak olacak. İzmir'de bir afet anına hazır. Bunun da en güzel kanıtlarından, en güzel uygulamaları. Teşekkürler başkanım. Teşekkür ederiz.